Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 27 Temmuz 2 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, ay büyüyen fazda ve pazartesi günü ilk dördün fazında olacak, akrep burcunda olacak. Pazartesi ve salı ay akrep burcundan geçerken duygularımız güçlenebilir, sezgilerimiz derinleşebilir. Şöyle bir iç dünyamıza döneceğimiz enerjiler var. Çok fazla dış dünyaya açılmak istemiyoruz. Böyle sanki yalnız kalmak istiyoruz. Her şeyi daha fazla sorgulayabiliriz. Biraz kafamıza takabiliriz. Buna dikkat edelim lütfen. Çünkü İkizler Burcu'ndaki Venüs, Balık Burcu'ndaki Neptün'le de kare açı içerisinde olacak. Hafta başından itibaren bu her şeyi çok fazla sorgulayıp çok fazla kafamıza takabileceğimizi, gereksiz alınganlıklar yapabileceğimizi, gereksiz kuşkular içinde olabileceğimizi gösteriyor. Özellikle ilişkilerimizde, yani eşimiz, partnerimiz, arkadaşımız, ortağımız, bir şekilde bu ilişkilerde böyle alınganlıklara dikkat edelim. Tabii ki çok fazla duygusal beklentiler üretirsek bu da hayal kırıklıklarına da yol açabilir. Ya da zaman zaman net olmayan belirsizlikler, karışıklıklar, özellikle ilişki dinamiklerimizde bizi biraz zorlayabilir. Duygularımızı kontrol etmemiz gerekecek hafta başından itibaren. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren ay burcunuza geçiyor artık. Bu duygusal anlamda sizi biraz iç dünyanızdan çıkaracaktır. Biraz hani artık enerjinizi dış dünyaya göstermek isteyebilirsiniz ama halen daha hem duygusal hem bedensel hassas olabileceğinizi unutmayın lütfen. Kendinizle ilgilenmek, kişisel bakımınızı yaptırmak için güzel bir zaman. Biraz fiziksel olarak işte nasıl görünüyorsunuz, imajınızla ilgilenebilirsiniz şöyle bir. İlişkilerde de daha duygusal anlamda beklentileriniz yine güçlenecek. Özellikle aile içi ilişkilerde, yakın ilişkilerde belirleyici etkiler olabilir bu dönem içerisinde. Cuma öğle saatlerinden itibaren ise ay Oğlak Burcu'na geçecek. Hafta sonu ay Oğlak Burcu'nda 2. evinizde parasal konularda biraz baskılar hissediyoruz. Çünkü Plüto, Satürn, bunlar hep Oğlak Burcu'nda. Ay oradan geçerken yine para evinizden geçecek. Aynı zamanda Merkür de Yengeç Burcu'nda ve Merkür Satürn de karşıt açısı etkinleşecek bu hafta sonu. Sanki biraz masraflar var, zorunlu harcamalar var. Sizi zorluyor. Kendiniz biraz engellenmiş hissediyorsunuz. Parasal anlamda kaygılar hissediyorsunuz. Yetersiz de hissedebilirsiniz kendinizi. Bu yetersizlik hissiyatıyla evet, bazı konularda belki beklentileriniz var, planlarınız, programlarınız var, yapmak istediğiniz. Ama işte bu parasal baskılar, yetersizlik hissiyatı, biraz kısıtlamalar sizi karamsarlaştırabilir, biraz enerjinizi düşürebilir. Böyle durumlarda mümkün olduğunca hani endişeler, kaygılar, olumsuz düşünceler yerine en azından elimizdeki değerler neyse, sahip olduğumuz şeyler neyse, bunlara şükretmek, onlara odaklanmak, yakınlarımızla daha fazla birlikte olmak, birlikte yapabileceğimiz paylaşımlara zaman ayırmak hem duygularımızı dengeleyecektir hem kendimizi daha iyi, daha güçlü, daha güvende hissetmemize de yardımcı olacaktır sevgili yaylar. Güzel bir hafta diliyorum, bayramınızı kutluyorum. Hoşça kalın.